Artık Klank'tan ayrılma zamanı. Bugün Kuala Lumpur'a geçiyoruz. Güzel bir 2 hafta geçirdik burada. Çok hoş, güzel deneyimler, dostluklar kurduk. Mutlu ayrılıyoruz, değil mi Murat? Evet, çok muhteşem yani. İlk sunumumuzu falan burada yaptık. Bizim için çok unutulmaz bir yer olacak gerçekten. Şimdi önce bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Burada yerel bir kahvaltıcı var. Ondan sonra trenle Kuala Lumpur. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Evet, artık son. Yani bu da son kez. Birazcık ufak bir sürüş olacak. Şimdi Jerem bize burayı kısaca anlattı. Buranın meşhur kahvaltılarından bir tanesiymiş. Aslında daha önce biz bunu Singapur'da yedik, orada gördünüz. İşte ekmek üzerine böyle az pişmiş yumurta koyuyorlar. Buranın kahvaltısı böyle yani. En bize yakın kahvaltısı diyebilirim. Çünkü onun dışında işte sabah işte pilavlı tavuk falan filan böyle şeyler yeniyor. Cala güzel bir yer çünkü niye? Jerem'le açıkladı. Burası 3 kültürün de gelip ortak yemek yediği bir yer. O yüzden bir Malezya özeti diyebiliriz. Neyse biz yiyelim, sonra trene yetişeceğiz çünkü. İstasyonuna geldik. Burası büyük bir aktarma merkezi. Şimdi Murat Petronas Tower'a gitmek için aktarma yapabilir miyiz diye sormaya gitti Jerem'le birlikte. Kart da alacaklar. Eğer yapabilirsek daha iyi olacak. Çünkü trafik sıkıntılı, yani motor yolu varmış galiba. Oraya kullanabilirsiniz dediler. Eğer metroya binemezsek mecburen süreceğiz zaten. Çok az bir yolumuz kaldı parka. Jeremy de bizi orada bekliyor. Sağ olsun. Ben de son anlarınıza şahit olmak istiyorum. Dedim tamam. Parkta buluşalım. Şu trafik ışığı yanarsa varacağız. Bir saattir bekliyoruz. Ay, ay, kulak.
geçidinden dön. Kuala Lumpur'un tam merkezindeki parka geldik arkadaşlar. Ya şöyle düşünün, İstanbul'da olanlar bilecektir. Böyle Levent'in göbeğinde devasa bir park düşünün. Burası öyle bir yer. Tam gökdelenlerin arasında devasa bir park. Şimdi bir nokta var. Oraya gideceğiz. Orada artık turu bitireceğiz. Jeremy de bizi orada bir yerde bekliyor olması lazım. Orada bir son fotoğrafımızı çekelim. Diyelim ki Asya turu bitti. Congratulations. Thank you. Evet, geldik 15 aylık yolculuğun son noktasına. Neredeyiz? Petronas kulelerinin önündeyiz. Evet, Kuala Lumpur'da, Malezya'da Petronas'ın önünde bu yolculuğu bitiriyoruz. Evet. Buradan bu 15 ay boyunca bize yoldaş olan herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde buralara kadar geldik yani. Sizin o motivasyonunuzla, verdiğiniz o motivasyonla, güzel desteklerle, güzel yorumlarla buraya kadar geldik. O yüzden her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Bu videoyu biraz kısa keseceğiz. Neden? Çünkü polisler geldi. Hani burada çok çekim yapmayın dediler. İzin istedik, rica ettik onlardan. Yani bisikletten dolayı. Bisikletle parka girmek yasakmış orada. O yüzden buradan size bir teşekkür etmek istedik. Hemen arkamızda Petronas, onu da size gösterelim. Bu bina. Arkamızdaki bu bina. Öyle. Bitti. Ve Asya turu da burada sona erdirelim. Evet arkadaşlar, burada bitti. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Yeni macerada yine görüşürüz. Dünya Perestiz'de birçok şey olacak. Ama yeni maceraları iple çekiyoruz ki böyle yoldaşınız olalım. Beraber yol alalım. Malezya'dan hepinize kucaklarınızı sevgisi. Çok selamlar. Şimdi Kuala Lumpur'da çok meşhur bir Türk lokantası var. Oraya geldik. Bakalım nasılmış. Acıktık da bir şeyler de yeriz. Kartı da vardı bizde. Gidip tanışalım bakalım. Aa, yağmur başladı. Merhaba, hoş geldiniz. Dedik finali burada yapalım dedik. Amca hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Telefon varsa alın, o yerleri alsanız. Tamam. İki çantayı alın. Valla bir şey olmaz burada ama. Bisiklet turumuzun bitişine yakışır bir yemek yiyelim dedik. Burada çok ünlü bir Türk restoranı var. İstanbul Kafe Restorant diye. Burada Deniz abi var. Zaten Johor Bahru'dan falan selam getirmiştik ona, Singapur'dan falan. Burada kalacağımız yere de yakın. Şimdi oraya yemeğe geldik arkadaşlar. Ne yiyoruz? Böyle karışık kebap yiyoruz. Bayağı özlemişiz.
Abi ben çok duygulandığım için konuşamıyorum arkadaşlar. Aylar oldu böyle bir şey görmeyeli. Aslında çok aylar olmadı. Singapur'da yemiştik. Ama Yasemin de dediği gibi bu turun bitişine layık bir yemek yememiz gerekiyordu. O da bu. Size bisiklet üstünden değil, İstanbul'daki evimizden sesleniyoruz. Şu anda tahmin ettiğiniz üzere biz artık Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız. O 2 yıllık uzun Asya seyahatimiz, Asya'daki bisiklet turumuz sona erdi. Ve Türkiye'ye döndük. Tabii biz hiç yola çıkarken bu kadar uzun bir seyahat diye çıkmamıştık. 3-4 ay belki en fazla Orta Asya'ya kadar gideceğimiz bir seyahat diye düşünmüştük ama yol bizi işte Japonyalara, Malezyalara, Singapur'a kadar götürdü. 2 sene uzun bir zaman geçti. Evet. Ve artık döndük. Evet, artık döndük. İstanbul'dayız. Yerleşmeye çalışıyoruz. Yerleşik hayata biraz alışmaya çalışıyoruz. Yeni hayaller kuruyoruz. Yeni turlar planlıyoruz ama biraz zamana ihtiyacımız var. Evet, bir tabii hemen şey yapalım. Yani videoda da zaten teşekkür ettik ama buradan her birinize teker teker teşekkür ederiz. Gerçekten birçoğunuzu artık isim isim tanıyoruz. Biliyorsunuz küçük bir aileyiz. Yani bizim videolarımız öyle çok çok geniş kitlelere yayılıp öyle yüz binlerce izlenmedi. Küçük bir aileyiz ve kendi aramızda bu videoları sizinle paylaştık, izledik ve her birinize de gerçekten tek tek teşekkür ederiz. Bu yolun başından beri, Mayıs 2022'den beri bize YouTube'da ve diğer sosyal medya kanallarında da ama özellikle YouTube için söylüyorum. Çok büyük destek oldunuz. Sizden gelen o yorumlar sayesinde bu videolar tamamlandı. Ki videolarınız bayağı da geriden geliyor açıkçası. Yani yoldayken çok mümkün olmuyordu. O bisiklet turu esnasındayken o videoları yapabilmek. Ve YouTube'da bizim bir işimiz değil. Yani biz burayı hobi olarak yapıyoruz. Ama videoları da bitirmek istedik ki hem hani başka tura çıkacak olanlara böyle bir rehber olsun. Hem de acaba yapabilir miyim diye böyle aklında soru işareti olanlar evet bu yapılabiliyormuş deyip onlara cesaret olmak için aslında bu videoları bitirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Belki sizler olmasaydınız. Çünkü gerçekten biz bu videolara hani yorum yazacak insanları, sizleri, kimden izlediğini artık neredeyse isim isim biliyorduk. Çünkü dediğim gibi küçük bir aileyiz. Ve gerçekten sizlerden gelen o yorumlar olmasaydı, o bizi cesaretlendirdiğiniz o yorumlar olmasaydı biz belki YouTube'u çoktan bırakmıştık. Ben bunu çok açık söyleyeyim. Çünkü maddi manevi yönden hani çok tahmin ettiğimizin ötesinde çok büyük bir emek gerekti. Ama hani sizden her seferinde gelen o yorumlar bizi o kadar mutlu ediyordu ki hadi ya yapalım birkaç bölüm daha diye sonuna kadar geldik. Ondan sonra da tabii ki Yasemin dediği şey yani biz bisiklet turumuzun yapılabilir olduğunu, bunun yapılabilecek bir şey olduğunu, çok büyük bir şey olmadığını insanlara anlatmak için bu videolarımıza devam ettik. Neyse şimdi biz turumuzun arkadaşlar değerlendirmesini zaten başka ayrı bir videoda yapacağız. Evet. Bu bölümün sonuna bu videoyu koymak istedik. Hem teşekkür etmek için hem de neler olacak bundan sonra kanalda böyle çok kısa değinmek için bahsettik. Kanalda Murat'ın solo olarak tek başına yaptığı Endonezya turu videoları gelecek. Daha sonra tabii ki hem Asya turunun hem de Endonezya'nın değerlendirmelerini yaparız. Şehirlerle ilgili size söylemek, anlatmak istediklerimiz var. Bol bol deneyim videoları gelecek. Bunun yanı sıra tabii ki Türkiye'de de boş durmayacağız. Türkiye'de de tur yapmaya devam edeceğiz. Büyük ihtimalle Türkiye'de de yaptığımız turların videoları kanalımızda yer alacak. Evet yani kanalı biz
boş bırakmak istemiyoruz. Çünkü bunu gerçekten severek yapıyoruz yani bu çekimleri. Siz ya bir şeyler paylaşmayı seviyoruz biz. Instagram'da keza öyle hani dikkat ederseniz biz böyle çok fazla spam paylaşımlar yapan birileri de değiliz. Hani hobi olsun diye bazı paylaşmaya değer anılarımızı orada sizlerle paylaşıyoruz. YouTube'da boşta kalmayacaktır. Eğer sizin aklınıza gelen bir şey varsa ya hani şunlardan bahsedeceğiniz bir videoda olursa çok mutlu oluruz diyorsanız onları yorumda belirtin. Biz de onunla ilgili söyleyecek sözümüz ve deneyimimiz varsa hazırlayıp paylaşmaya çalışırız. Ama bir süre herhalde bir şey olacak ya bu Endonezya videoları Evet. yayınlandıktan sonra bizi bu odada İşte bu koltuğun arkasında, bu dünya haritasının altında işte bazı deneyimlerimizi aktarırken bulacaksınız ve tabii ki yoldaki videolarımızı da kullanacağız onda hani o deneyimleri aktarırken. Öyle yani YouTube boşta kalmaz. Evet. Tabii hayallerimiz var bu arada hem Türkiye'de hem yurt dışında başka hayallerimiz de var ama şu anda biraz bizim çalışıp para biriktirip bir seyahat içinde bir bütçe ayırmamız gerekiyor çünkü bizim hiçbir zaman sponsorlarımız olmadı. Kendi bütçemizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz böyle artık dinlenme dönemi ama buralar boş kalmayacak. Evet, kapatmadan önce ben de kendi adıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için desteğiniz gerçekten çok önemliydi. Çünkü benim ilk turumdu biliyorsunuz ve birçok kez bırakmayı da düşünmedim değil. Çünkü bazen çok zorlandım. Ama sizlerin desteğiyle buradan çıkıp 14 bin kilometre bisiklet sürdüm. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Dediğim gibi Endonezya turu videoları gelecek. Bir kez daha buradan söylüyorum çünkü çok fazla geliyor yorum. Evet videolarımız geç geliyor. Bu Asya turu ile ilgili olan videolarımız. Çünkü yoldayken bunları hazırlamak maddi ve manevi olarak gerçekten kolay değildi. Türkiye'ye döndükten sonra Yasemin gerçekten çok hızlı bir şekilde hazırlayıp tamamlamaya çalıştı. Ve tamamladı da. Benim tek başıma yaptığım Endonezya turu var. Onlar gelecek. Ondan sonraki videoları artık daha güncel, güncele yakın bir şekilde kanalda bulacaksınız. Ben de kendi adıma bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun.